Merhaba. Bugün 29 Kasım 2018, saç ekimimin 16. günü. Saçlarımı ilk önce göstermek istiyorum. Daha doğrusu emanet saçlarımı, çünkü şu anda şok dökülmeyi bekliyorum ve şok dökülme sonrasında bunların büyük bir kısmı gitmiş olacak. 16 gündür saçlarım uzuyor. Ekilen saçlar uzamaya başladı. Fakat şöyle bir şey fark ettim. Aralarda beyazlar serpiştirmişler. Bunlar dün meydana çıktı. Şuralarda, ön kısımlarda birkaç tel beyaz gördüm ama sorun değil. Beyaz telin dökülmeyeceği söyleniyor. Daha iyi. Artık günlük hayatıma son 3 gündür normal eski hayatıma devam ediyorum. Normal yatıyorum. Herhangi bir ek yastığa falan gerek duymuyorum. Yıkamalar yine günlük aynı şekilde devam ediyorum. Önce losyonda kafama sürüp yaklaşık 45 dakika bekledikten sonra şampuanla yıkıyorum. Bu konuda da çok rahatım artık. Başka donör bölgem, saçlar uzuyor. Hani oradan almadıkları saçlar uzamaya başladı. Fakat hala arkada çerçeve görünmeye devam ediyor. O saçlar uzadıkça, yani şu saçlar uzadıkça sanırım tamamen kapanacak orası. Bu şekilde 16. günü atlattım. Artık yavaş yavaş unutmaya başladım. Son 3 güne kadar sürekli bakardım. Aynaya bakardım, fotoğraf çekip bakardım hani ne durumda diye. Artık bakmıyorum. Çok sık aklıma gelmiyor. Sadece dikkat etmem gereken konular, mesela bugün aşırı şekilde yağmur yağıyor ve yağmur damlalarının zarar verebileceğini düşünüyorum. O yüzden şemsiyesiz kesinlikle çıkmıyorum. Şu ana kadar ekilen tellerin hepsi yerinde duruyor ama şok dökülme olmadığı için sonuç ne olacak bilmiyorum. Şok dökülme illaki olacaktır. Yorumlarda arkadaşlar belirtmişler hani illa olacak diye. Evet, ben de farkındayım ama çok nadir de olsa şok dökülme yaşamayan insanlar olmuş. Ben de onlardan biri olmayı sadece umuyordum ama büyük bir ihtimalle dökülecek. Biyotin kullanmaya devam ediyorum. Belki saçların uzamasında onun da etkisi olabilir. Normalde uzar zaten de biraz daha hızlı, beklediğimden daha hızlı uzuyorlar. Arada beyazlar var. Birkaç tane gördüm. Hiç sorun etmiyorum. Hani beyazın şeyi var. Çaresi var. Kına yakıyorlar. Boya yapıyorlar. Ha, gerçi o umurumda değil ama beyaz tellerin dökülmeyeceğini, daha sağlam görüneceğini duydum başka insanlardan. Yanlarım şekilde de şu çerçeve hala kapanmadı. Yani şu arka tellerin uzaması biraz uzun sürüyor. Onlar uzadığı zaman da hani saç alınan bölge var ya, o belli, bariz belli. Şuradan saç alınmış işte, izi var. O henüz kapanmadı. Uzadıkça işte o alınmayan teller uzadıkça onu kapatacaktır. Aslında gidip aynı hizayı diğer tarafları da kestirmeyi düşündüm. Fakat uzama süresince buralar daha sık, buralar alınan bölge yine daha seyrek olacağı için. Gerçi eşit miktarda uzayacaklar ama emin olamadım. Çok da önemsemiyorum. Onun uzaması da yaklaşık bir 15 gün herhalde. Onu beklerim ki tamamen kapansın diye. Ekimi gören arkadaşlarım çok beğeniyor. Genel olarak saç ekiminden şikayet konularından bir tanesi de saçların dümdüz, saç çizgisinin dümdüz çekilmiş olması. Benimki düz olmadığı için bir de zikzaklı geliyor. Yani yamuk yumuk. Yani düz cetvelle çizilmiş gibi durmuyor. Bunu herkes çok beğendi. Benim de çok hoşuma gitti açıkçası. Hani oluyor ya, dümdüz bir çizgi çekiyorlar. Yok, bu dümdüz diye şöyle varlık var. Bir de hani girintili çıkıntılı olduğu için onu gören arkadaşlarım çok beğendiler. Ben de gayet memnunum. Sanırım 20. gün ya da 30. gün şok dökülme başlayacak. Bu ya, aslında bunu sabırsızla bekliyorum. Yani bir an önce olsa da artık yani çıkma sürecini beklesem diye.
Çünkü bu süreçte bayağı bir stres yapıyor insanda. Hadi döküldü, dökülecek. Dökülecek mi acaba? Hepsi mi dökülecek? Tutacak mı? İşte yeni der, kökler, yeni teller çıkaracak mı? Bunu sabırsızlıkla bekliyor. Bu yüzden aslında çok dökülmenin bir an önce olmasını heyecanla, sabırsızlıkla bekliyorum. O döküldükten sonra her şey artık şeye kalacak. Beklemeye. Çıktı mı? Çıkacak mı? Nasıl çıktı? Genelde şey oluyor, işte biraz teller çıkıyor. Ya şey diyor, ya aslında dipte var, teller var işte ama çıkamıyor. Çok zayıf, onları görüyorum filan. Bilmiyorum. Genelde de çıkmıyor çok zayıf teller zaten. Hani ekilenlerin büyük bir kısmını tutacağını umuyorum. Bir de şeyi çok merak ediyorum. Çok graflerin birçoğu ikili veya üçlü kafama. Gerçi videoda görmek çok zor oluyor ama ikili veya üçlü graf çok miktarda var bende. Bu şok dökülmeden sonra acaba bunlar tekrar ikili üçlü olarak mı çıkacak, tek tel olarak mı çıkacak? Bunu da çok merak ediyorum. Çünkü netice olarak dökecek bunu. Döküldükten sonra tekrar üç tel mi çıkacak, iki tel mi çıkacak? Bu benim için şu anda çok büyük merak konusu. Ama her şeyden önce şok dökülme. Şu anda şok dökülmeye takmış durumdayım. Neden şok dökülme? Şok dökülme olmazsa yenilerin çıkması gerekecek ama olmazsa süreç uzuyor. Ne kadar önce çok şok dökülme yaşadık o kadar iyi bence. Hani ben böyle düşünüyorum. Çok fazla milletin görüşlerine demeyeyim de sorun yapan birçok şeyi, gereksiz şeyler sorun yapan insanlar var. Okuyorum internette. Ben onları çok fazla takmıyorum. Şöyle takmıyorum. Kendi mantığımca yorumlar yapıyorum kendi kendime. Şimdi akıl var, mantık var bazı şeylerde. Her şeyi tık, ama neymiş? Soruya bak işte. Saç ekildikten işte 3 gün sonra arkaya krem sürmüş ama çok fazla sürmüş. Zararı olur muymuş? Ya arkadaş biraz akıl mantık yürütün ya. Her şey internet değil ki, internet çok doğru bilgiler olmakla birlikte saçma sapan yorumlar da var. Ya bunun için de internete şey sorulmaz ya, yazı yazılmaz ya. Kremi biraz fazla sürdüm. İşte gece uyuyamadım stresten. Abi neyi stresi yapıyorsunuz ya, bu kadar değil. Biraz doğal, mantıklı olun lütfen. Sonuçta altı üstü bir saç ekimi ya. Ne kazalar geçiyor insanlar. Ya düşün ya, elinizi kesiyorsunuz iyileşiyor, her şey oluyor. Bir sıkıntı yok burada. Donör bölge ne olacak? Orası biraz daha seyrek kalacak ama uzadıkça normale dönecek. Neyse ben bunu takmıyorum. Şu anda 16. gündeyim. Artık insanlar anlayamıyor. Şöyle anlayamıyor. Hayatım boyunca şapkayla gezdiğim için çoğu kişi zaten benim kel olduğumu bilmiyordu bile. Çünkü şapkasız hiçbir yere çıkmadım. Yaklaşık 10 yıldır bu böyle. Şu anda insanlar şey diyor, iyi yaptın lan şapkayı çıkarttın filan diyorlar. Halbuki durum öyle değildi. Yani şu anda ekim yaptırdığımı ilk gören insanlar bilmiyor. Çünkü hep beni şapkalı bildiler ömrüm boyunca. Neyse artık şapkalara veda ettim. Saçlar uzadıktan sonra şapkaların hepsini imha etmeyi düşünüyorum zaten. Yok bundan sonra da zaten takmayacağım. 3 gün önce bir video yapmıştım. O 3 günden beri çok fazla bir değişiklik yok. Sadece biraz daha uzadı teller ve aralarında beyazlar görmeye başladım. Şu andaki tek değişiklik o. Onun dışında bir değişiklik yok. Şu an için başka bir şey gelmiyor. Dediğim gibi günlük yıkamaya devam ediyorum aynı şekilde. Losyonu biraz daha az sürüyorum. Önceden dolu dolu sürüyordum. Şimdi sürüp şöyle bir yayıyorum. Yani öyle bembeyaz şey gibi bırakmıyorum. Yoğurt sürmüş gibi bırakmıyorum. Hafif yediriyorum onu deriye. Vücut emsin diye. Ondan sonra yarım saat 45 dakika sonra onu elimi sürerekten şöyle zaten losyonu arındırıyorum kafamda. Ondan sonra yıkamaya geçiyorum. Yıkama çok basit. Şampuanı sürüyorum. Hemen iki şöyle yaptıktan sonra losyonu tamamen akıtmış oluyorum. Yıkıyorum. Sonra bir daha şampuanı sürüp köpürüyor. Bayağı bir köpürüyor. Bir arkadaş yorumlarda ensede köpürtmekten bahsetmişti. Evet öyle yapıyorum. Şampuanı alıyorum, sürüyorum kafama. Ensemde köpürtüyorum ve öyle bir çok köpürüyor ki şöyle yaptıktan sonra bütün kafayı kaplıyor o köpürme. Kafa oluyor bembeyaz. O şekilde bir 3-5 dakika bekliyorum. Bayağı bir köpürmüş oluyor. Bekledikten sonra da işte daireler çizerekten, bilmiyorum herkes daire çizmeyi öneriyor.
Ben de daireler çizerekten, masaj, parmak uçlarımla tırnaklara dokunmadan masaj yaparak da şeyi alıyorum. Artık şeyi kullanmıyorum, banyo tası falan kullanmıyorum. Normal duşla kısık seviyede fazla tazyik olmadan normal duşla yıkıyorum. Artık o tas derdinden de kurtuldum. Aslında tas derdinden yaklaşık bir hafta önce kurtuldum. Bir haftadır normal duşla yıkıyorum. Ama kafamı yıkarken suyun tazyikini bayağı bir azaltıyorum. Kanala abone olun lütfen. Çünkü süreci sürekli atacağımı, çekeceğimi söylüyorum size. Eğer abone olursanız bundan da faydalanabilirsiniz. Hani bilgi amaçlı faydalanmak ne gibi faydalanabilirsiniz? Elinizde canlı bir görsel işte. Canlı bir saç ektirmiş bir adam. Çünkü ben resimlere pek inanmayan, fotoğraflara pek inanmayan bir insanım. Şimdi ben öyle bir fotoğraf çekerim ki ışığı ayarlayıp sanırsınız ki şey Rapunzel sırma saçlı biri sanırsınız beni. Ama değil işte fotoğraflar çok kandırıcı. Bu yüzden de abone olmanızı istiyorum. Takipte kalın. Bugünlük bu kadar. Videolar devam edecek.